Merhaba arkadaşlar. Bir de e, formatted email diye e, bir şeyimiz var. Onu da ekleyelim isterseniz. Şunu buradan kopyalıyorum arkadaşlar yukarıya. Şöyle formatted email yazacağım. Bakalım e email nasıl formatlıyor. Bunu hem yukarıda hem aşağıya yazacağım. Güzel gözüksün diye böyle çalışmalar yapılıyor. Araya da bir HR koyalım arkadaşlar. Şöyle. Evet, formatted email ile arkadaşlar aynı şekilde her zaman olduğu gibi lightning ekleyeceğiz. Lightning formatted email ekleyeceğiz. Bu kez burada arkadaşlar bakın, ee, bunun içine de tabii ki sadece label var arkadaşlar. E, label dediğim e, değeri var. buraya value yazıyorum. Bakın value, value eşittir. E, ne, ne olsun mesela admin@salesforce.com yazdığım zaman eee istediğimiz formatta yanına e-mail ikonunu koyarak bize gösterecek. İsterseniz bakalım nasıl gözüküyor. Ee, bu şekilde. E, çok Evet gördüğünüz gibi üzerine tıklayınca e-mail açan bu şekilde e, sizi yönlendiren, tıklayınca yönlendiriyor. diye pencerede açıldığı için gösteremeyeceğim ama e, mail şey sizi yönlendiriyor bu şekilde. Onun dışında gördüğünüz gibi bir icon da geliyor. İstediğiniz formatta yazıyor, güzel oluyor. Normal elle yazsanız şöyle bir şey olur herhalde. buraya yazalım isterseniz evet, Salesforce.com yazsak çok simple gözükür diye düşünüyorum ama lighting formatted email'i kullandığınız zaman daha güzel bir formatta size gösteriyor. Bakın bu birincisi, bu ikincisi. İlk yaptığımız sayfayı kaydetmedik mi? Kaydedelim. Yenileyelim sayfamızı. Evet birincisine bakın çok simple ama ikincisi formatlanmış. O yüzden Lightning Formatted email'i kullanabilirsiniz. Bunu burada kaldıralım. Bunlarla alakalı başka neler yapabiliriz ona bakalım. Birincisi bu sadece value girmeniz yeterli arkadaşlar. İkincisi bununla alakalı şunu bilmeniz gerekiyor. Ee, saklayabiliyorsunuz. Aynı şekilde alıyorum bakın. Aşağıya koyuyorum ve hemen value'nin sonuna şuraya ya istediğiniz yeri yazabilirsiniz ama ben buraya yazıyorum. hide icon dediğiniz zaman icon'ı göstermiyor. Bunu bilelim. Ee, üçüncüsü de eğer e-mail adresini görmek istemiyorsanız başka bir yazı görmek istiyorsanız tekrar kopyala bir şey yaptım. hide icon yapmıştık yukarıda. Label ekleyebilirsiniz. Label'a da email as dediğiniz zaman bu kez admin pet to salesforce'u değil de e-mail adresi görecek ve tıklayınca bu e-mail adresine yönlen yönlendirilmiş olacak. Bakalım nasıl gözüküyorlar. Gördüğünüz gibi bir tanesi icon'lı, ikincisinde icon kalkmadı. Buna bakacağız. Üçüncüsünde e-mail yazıyor. Gördüğünüz gibi e-mail yazıyor. Bu da bizim e şey gösteriyor. Yani e-mail adresini görmeden sadece başka bir yazı ama tıklayınca aynı e-mail adresine gidiyor. Şimdi height icon neden çalışmadı? Çünkü şunlara ihtiyaç yoktu. Bunları kaldıralım. Sadece height icon şeklinde tırnak işaretleri yok. Ona dikkat edelim. E, i̇sterseniz buralara bir yer ekleyin. Bir yer ekleyince biliyorsunuz alt alta gösteriyor. Hem buraya hem de buraya bir yer ekliyorum ki alt alta gözüksün. Şimdi gidiyorum tekrar bakıyorum. Üç tane email adresi. Birinde icon var. Birinde icon yok. Ama diğerinde üçüncüsünde ise e-mail adresini görmekten size başka bir yazıyı görebiliyoruz. Onu da label sayesinde yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi label ekleyince onu yapıyor. Hide icon oradaki simgeyi kaldırıyor. Diğeri de simple. En simple bu arkadaşlar.